Merhaba arkadaşlar, bu haftaki konuğumuz O Hayat Benim dizisinin oyuncusu Güzide Arslan. Güzide Arslan'la hem sokak anılarını konuştuk hem de diziye dair önemli ipuçları verdi. Güzide Arslan'ın çok özel açıklamaları sizlerle. İyi seyirler. Güzide Arslan şu aralar nelerle meşgul, neler yapıyor? O Hayat Benim dizisinde oynuyorum, Seçil. Onun dışında ne yapıyorum? Hiç kimseyle paylaşmadığım bir şeyi paylaşayım Mustafa. Bütün günlerimi ve gecelerimi şekersiz tatlı yapmaya adadım. Şekeri bıraktım, hiç şeker kullanmıyorum. Geriye kalan bütün zamanlarımda da nasıl şekersiz tatlı yaparımı araştırıyorum. Değişik değişik kekler, pastalar, börekler, çörekler yapıyorum. Un da kullanmıyorum falan. Gayet domestik bir kadın modunda takılıyorum yani. Yani şimdi şekersiz tatlıyı nasıl yapıyorsun yani? Tatlı, şekerli olur. Yani işte ballar, pekmezler, değişik değişik agave şurupları, akaat şurupları, şunlar bunlar. Öyle öyle güzel, çok lezzetli şeyler yapıyorum. Hatta böyle yapıp kesip sete gönderiyorum falan. Yani beyaz şekeri kullanmıyorsun. Beyaz şekeri kullanmıyorum ama onun dışında bir şeyler. Böyle tatlı meyveler falan koyuyorum. Organik içine şeyler kullanıyorsun. Aynen. Güzel. Peki başka neler yapıyorsun? Var mı tiyatroya, sinemaya falan vakit ayırıyor musun? Tiyatroya vakit ayırmıyorum. Bu sene dedim ki tiyatroya vakit ayırmayayım. Çünkü 4 yıl tiyatro okudum. Bütün günlerimde tiyatro oyunları izledim. Bütün boş vakitlerimde nerede oyun izleyebilirime baktım. Ama sinemaya vakit ayırıyorum. Çoğunlukla evde bir şeyler izliyorum. Alternatif filmleri genelde gidiyorum, sinemada izliyorum. Bunun dışında konserlere falan gitmeye çalışıyorum. Bakıyorum işte klasik müzikler. Bana kış dedin mi, böyle kar yağmaya başladı mı filan, klasik müzik konserleri filan böyle gözüme çarpan şeyler olur. Onlara giderim, senfonilere giderim filan falan. Yani en çok klasik müzik mi dinlersin? Hangi tarz müzik dinlersin? Aslında en çok klasik müzik dinlemiyorum. Ne olsa dinliyorum. Bu aralar böyle çocukluğumun müziklerini filan dinleyeyim dedim. Önüme gelen her şeyi dinlerim ama hani konser salonunda, hani gidip de böyle kalabalık yerde, sigaralı ortamda konser dinlemeyi değil de böyle oturup sakin sakin temiz müzik dinlemek sevdiğim için gidip böyle işte klasik müzik dinliyorum. Evet. Bir de sen yazında bayağı bir tatil yaptın. Türkiye gezdin ya sen. Yazın. Instagram'dan gördüm. Ben biraz böyle gezgin bir insanım. Yazın ne yaptım? Ben bu Haziran ayında mezun oldum. İşte en son final sınavım sanıyorum 8 Haziran gibi bir şeydi. 9 Haziran'da ben Türkiye'den Paris'e gittim. Böyle hani 24 saat bile olmamış da okulumu bitirdim. 24 saat olmadan direkt Paris'e gittim. Paris'ten, yani o kadar uzun ki hatırlamıyorum nerelere gittiğimi. Paris'ten Almanya'ya gittim. Ben böyle boş vakitlerimde aslında uçak bileti araştırıyorum. Tatlı yapmaktan çok yaptığım şey, hangi yerden, hangi ülkeden, hangi ülkeye en ucuz uçak bileti vardır? Nasıl giderim? Hangi aktarmalar uygun filan falan. Ben böyle araştırırken Küba'ya çok uygun bir uçak bileti buldum Almanya üzerinden. Paris'i de hiç görmemiştim. Türkiye'den en uygun Paris'e gidebiliyordum. Ondan sonra işte Paris'e gittim. Paris'ten Almanya'ya geçtim. Almanya'da işte Hanover ve Hamburg'da kaldım. Bu arada aslında şeyde Paris'e niye gittim? Paris'te şu UEFA mı diyoruz ona? UEFA Türkiye'nin ilk maçı vardı. UEFA maçını falan izledim, böyle bağırdım. Maça mı gittin? Maça gittim. Türkiye ile şeyin, Hırvatistan'ın maçı vardı. Onu izledim böyle. Oğlum koş be falan diye bağıran. Paris'te saçma sapan bağıran kadın. Ondan sonra işte oradan Almanya'ya gittim. Almanya'dan Küba'ya uçtuk. Daha doğrusu Küba'ya tek başıma uçtum. Yaklaşık bir ay Küba'da kaldım. Böyle Küba'yı karış karış, kelimesi uygundur, karış karış gezdim. Küba'dan sonra işte böyle araştırıyorum ya, Küba'dan nereye uçarım? Küba'dan Meksika'ya gittim. Meksika'dan sonra geriye kalan kısım çok çileliydi benim için. Geriye kalan kısmı otostopla Meksika'dan Belize, Belize'den Guatemala, Guatemala'dan Honduras, Honduras'tan Nikaragua olmak üzere böyle gezdim. Haritada bakınca böyle oraları gezdim. Böyle saçma sapan şeyler yaptım. Çok yorucuydu. Ama her yeri gezdim. Bir sürü insanla tanıştım. Tuhaf tuhaf şeyler yedim. Böyle işte tırlarla falan yolculuk ettim. Oradan da tekrar Meksika'ya dönüp Meksika'dan İspanya'ya gittim. İspanya'da Madrid'i, Barcelona'yı gezip oradan da Türkiye'ye döndüm ki bu böyle bayağı bir 4-5 aylık yolculuğa tekabül ediyor.
Peki en ilginç yemek falan neydi mesela? Küba'daki en... tadı falan. Küba'daki en ilginç yemek muhtemelen muz kızartmasıydı. Yani benim için. Ben çok fazla yiyemedim çünkü böyle her şey kızartmaydı. Çok da et de yiyemiyorum. Gerçi orada çok da et yok. Yani her şey pirincin türeviydi. Böyle siyah renkli pirinç, beyaz renkli pirinç, yanında kuru fasulye olan pirinç, kuru fasulye olmayan pirinç olmak üzere pirinç türevleri. O yüzden onlar çok ilginç değildi. Ama muz kızartması ilginçti. Böyle işte herkes şey diyor, onun adı neydi? Vitals, Vitans, Vidans diye geçiyor muz kızartması İngilizce. Onlar da banana frio. Neydi? Unuttum, öyle bir şey diyorlar. Banana frio de özgür buz gibi bir şey mi bu? Frio, frio demek onların kızartması gibi bir şey. O bir gün böyle işte sabah kahvaltı yapıyoruz. Böyle insanların, lokal insanların evinde kahvaltı yaparız. Orada otel gibi bir kavram yok. İnsanların evinde kalıyorsun. Evinin bir odasını açıyorlar sana. Öyle bir evde kalıyorsun. Sabah kahvaltısı yapıyoruz. Kahvaltıda böyle bir şey var sarı sarı. Ben de patates kızartması falan diye düşündüm. Ondan sonra böyle yemeye başladım falan. Yani bir tuhaf bir tadı var. Anlamadım ama hani hala patates diye yiyorum falan. Sonra böyle durdum. Böyle bir inceledim, baktım falan. Muz yağ bu yani. Ama tadı bayağı patates kızartması gibiydi ve çok lezzetliydi. Ama hani Küba'ya gitmeden önce insanlar orada muz kızartması yiyorlar falan dediklerinde ben keşke yemeseler falan diye düşünmüştüm. Ama yiyince bayağı lezzetli ve güzel bir şey olduğunu gördüm yani. Peki sen Nevşehir'deydin. Nevşehir. Peki Nevşehir'de mi doğup büyüdün mü? Nevşehir'de doğup büyümedim. Ankara'da doğdum büyüdüm. Annem babam Nevşehir'di. Ama hani bütün 3 aylıklarımda, bütün 3 ay yaz tatillerinde Nevşehir'e gittim. Yani çocukluğum orada geçti diyebilirim. Köylü çocuğum aslında ben yani. Peki mesela var mı böyle köye dair ya da sokağa dair anıların var mı senin? Neler var ya da unutamadığın ya da o kültürü özlüyor musun mesela? Yani ben hala o kültürle iç içeyim, o yüzden hani özlemek gibi bir şey yok ama çocukluğumu özlüyor olabilirim. Çünkü böyle hani topraklara, taşlara bulanırdım böyle. Ben bilmiyorum ki böyle eve girme saati, evden çıkma saati gibi bir şey yoktu. Ona gittim, bunda kaldım, şöyle yaptım falan gibi bir açıklama, anneden bir şey için izin isteme gibi bir durum yoktu. Yani sabah olurdu uyanırdım, horoz sesiyle uyanırdım mesela. Bir tane manyak horoz vardı bizim evin yanında. Allah'ım bu kadar gür sesli bir horoz olamaz. Ben o sesle uyanırdım, sonra köpekler falan havlardı. Ondan sonra gün başlardı. İşte böyle yufka ekmekli kahvaltılar yapardım falan. Sonra da işte arkadaşlarımla oynamaya giderdim. Yani yaklaşık 15 saat süren bir sokak macerası olurdu gün başladıktan sonra. Yani oynama süreci hiç bitmiyor. Akşam hava kararıyor, gece yarısı oluyor. Akrepler falan çıkmaya başlıyor, işte yarasalar uçuyor falan. Ama benim için oynamak bitmiyor. Biz hala sokakta oynuyoruz. Onlar çok güzeldi benim için. Anneme de işte anne şuraya gidiyorum. Anne Fatma'dayım, bir saate gelirim gibi bir açıklamada bulunma gereği yok. Çünkü küçücük bir yer, toplam 5 hane. Bütün çocuklar birbirini biliyor. Özgürsün ve mutlusun. İşte onu çok özlüyorum yani. Hani çocuk olabilmeyi, oynamayı, kiramı ödeyeceğim, faturamı ödeyeceğim falan diye dert etmemeyi özlüyorum yani. Peki en çok, yani çocukken mesela en çok oynadığın oyun neydi? Sokaklarda, bağdağında, bahçelerde falan böyle. 9 aylık diye bir oyun vardı. Bak ilk aklıma gelen o. 9 aylık. Böyle topla, futbol topuyla oynanıyor. Basketbolla oynanıyor. Basketbol topu, işte bir tane de böyle bizim köyde yamuk bir potamız vardı. Şöyle ona basket atmaya çalışıyorduk. İşte rakip takım, yani çok da iyi hatırlamıyorum. Rakip takım basket attıkça öbür takımın karnı şişiyor. 9 aylık olunca işte yeniliyor ya da çocuk doğuruyor falan. Öyle bir şey oluyordu yani. İşte üçlük basket atınca 3 ay birden büyüyor falan. Çok iyi hatırlamıyorum ama öyle mantığı öyle bir oyundu yani. Biz orada futbol topuyla normal ayakla oynardık. Böyle bir şeydi yani. Her yediği golle ilgili bir şey vardı. Bizde de basketmiş işte. Buradaki bu kaotik yaşamı, kalabalık yaşamı düşündüğünde köy yaşamıyla arasında nasıl bir şey kuruyorsun? Mesela burada büyüyen çocuklar şanssız çocuklar mı sence? Yani şanssız çocuklar değiller. Hatta ben böyle 30 yıl öncesi İstanbul'da doğmuş insanları çok şanslı insanlar olarak addediyorum. Şu an ben bir aralar işte İstanbul Levent tarafında yaşıyordum. Orası komple beton. Şimdi güzel Levent ayrı, bir de Levent böyle betonla kaplanmış tarafı var. Ben betonla kaplanmış taraftaydım. Oradaki çocuklar hiçbir ağaç ve toprak görmeden yaşıyor. Toprak yok yani, toprak bulamıyorsun. Bu çok garip. Ben çünkü çocukken hep böyle toprak kazarak falan takılıyordum. Niye bilmiyorum. Toprak kazıyordum. Şimdi toprak bulamamak benim için çok korkunç. Yani o yüzden bu üzücü ama hani İstanbul'un bazı yerleri var ki böyle hala köy. Ben işte o betonlu dediğim yerden taşınıp Kuzguncağa geldim.
Kuzguncuk komple köy yaşamı şu an. Kuzguncuk'un hele o birazcık yukarısı tepelerine doğru gidersen hala böyle tavuklar falan geziyor ortalıkta. Yani oranın çocukları bence çok şanslılar ki zaten aradaki farkı görüyorsun. Tebessümleri farklı. Yani oradaki çocuklar hep küfrediyordu mesela. Yani şu kadar bir çocuk nasıl küfreder? Ama buradaki çocuk böyle en fazla küfür. Ya manyak niye aldın benim şekerimi falan diye böyle tartışıp duruyorlar. Ama hani çok tatlı, her şey tatlı. O yüzden İstanbul'un güzel yerinde yaşıyorsan şanslısın, kötü yerinde yaşıyorsan şanslısın. Ama köyde doğduysan çok şanslısın. Ya Kuzguncuk'ta böyle küçük botanik bahçeler de var, kiralıyorsunuz. Falan oralarda kendi ekiminizi kendiniz yapıyorsunuz. Orada yerler var. Sen böyle bir şey düşünüyor musun yapmayı? Sen benim evime gel. Benim evim küçük, küçük botanik bahçe zaten. Nelerim var şimdi? Bakayım. Fesleğen yetiştiriyorum. Ama hani o fesleğen şey, hani böyle herkesin pıt pıt elini sürdüğü ama böyle çok da sulamadığı, genellikle kuruttuğu fesleğen değil böyle. Hani yemeklere konulan fesleğen. Ben de böyle demet demet var ondan. Domatesler falan yaşıyorum. Bir ara acur yetiştiriyordum evde. Acurun ne olduğunu bilen var mı bilmiyorum ama acur vardı. Ondan sonra karpuz yetiştirmeye çalıştım ama olmadı. Patlıcan falan yetiştirdim. Çilek yetiştiriyorum. Yani benim evim zaten böyle bahçe gibi. Şu an evin bahçesinde şey var, portakallar. Şey, benim rahatsız portakallarım. Arada böyle pencereye vuruyor o portakallar. Rüzgar estikçe portakal pencereye şöyle tık 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 diye vuruyor. Yapıyor musun? Acur dolması falan yapıyor musun? Acur dolması yapmıyorum ya. Acur deyince bana acur turşusu. Turşu. Tabii turşu da yapmıyorum. Onu öyle yiyorum ben. Bizim oralarda dolma da yaparlar. Kuruturlar, kışın dolmasını yaparlar falan. Canlandıramadım. Ama güzel olur. Evet. Patlıcan, kabak, acur falan filan yaparlar yani. Çok da güzel olur gerçekten. Ki çocukluğu böyle sokak kültürü denince mesela aklına ne geliyor? Böyle sokak. Yani özlüyor musun? Ya da sokak denince ilk aklına gelen şey ne oldu? Sokak deyince aklıma sokak satıcıları geliyor. Böyle işte salep satan, kestane satan amcalar, mısır satan amcalar. Benim en yakın arkadaşlarım galiba onlar. Pazarlık yapıyorum. Amca işte kilosu şundan ver. Bak o kadar olmaz, bu kadar olur filan. Böyle sokaktan bir şeyler almayı çok severim ben. Böyle o kokuları almayı çok severim. Böyle yürürken işte kestaneyi hissetmek, mısırı hissetmek. İşte bu akşam çekiliyor, bu akşam falan diye onları duymak. Bir tek işte şu sesi duymak hoşuma gitmiyor, bzzz filan. Ama o da olmak zorunda. Bütün sesleriyle sokağı seviyorum. Sokak ve sesler ve Arnavut kaldırımları en sevdiğim. Yani şey olarak düşünmüyorsun. Kimisi ya kardeşim bu kadar da gericilik olur mu diye, bu insanlar sokakta satıyor bunu falan diye böyle tepki gösteriyor. Sen onlardan değilsin. Yok, ben onlardan değilim. Bir de ağzına çarpasım geliyor onların. Yani sokağı güzel yapan o diyorum arkadaş. Sen de bunlar niye sokakta? Mesela işte Avrupa Birliği kurallarında işte sokakta böyle satıcılık bir şey falan yokmuş gibi gibi bir şeyler geçiyor. Bence saçmalık, bize hiç uymuyor. O yüzden Avrupa Birliği. Yoksa hani Avrupa Birliği'ne gireceğiz de hani sokak satıcıları yüzünden giremiyoruz. İşte hani bence o beni böyle delirten kısım ve saçma olan kısım. En güzel şey öyle ya, hani İstiklal Caddesi'ni bir düşünelim. Çat, sokak satıcıları gitti. Geriye hiçbir şey yok. Sadece işte o broşür tutan çocuklar var. Bence onlar olmasın zaten. O broşür veren çocuklar. Ama hani boşlaşıyor sokak yani. Peki Güzide Arslan'ın var mı projeleri, dizi haricinde, o hayat biliminin haricinde var mı böyle projeler değerlendirdiğin? Dizi haricinde projeler. Şu an gelen birkaç film var. İşte film projelerini değerlendiriyorum, okuyorum ama hani film deyince ben biraz romantikleşiyorum. Hani yapmak istediğim şey de film. Yani bir insan oyunculuğu niye seçer? Güzel filmler izlemiştir. Orada güzel oyuncular izlemiştir. Sonra der ki ya hani ben de keşke böyle bir şey yapsam filan. Hani daha çocuksu bir yerden gelir. Ama ben de böyle olmak istiyorum filan gibi bir histen gelir. Ben de işte izlediğim birkaç güzel filmden ya keşke ben de böyle olsam demişimdir. O yüzden ben de böyle keşke diyebileceğim filmlerin içinde olmak istiyorum. Böyle hani keşke oynamasaydım değil de hani iyi ki diyebileceğim şeyler. O yüzden hani değerlendiriyorum, okuyorum, bakıyorum. Biraz inceleyip sık dokuyorum o konuda. Hayalindeki bir projeyle, güzel bir sinema filmiyle karşımıza çıkarsın. Hayalindeki olur inşallah, öyle diyelim. Peki son olarak neler söylemek istersin? Bizim sokaktayız, izleyicilerine ve kendi sevenlerine, fanlarına, hayranlarına. Evet arkadaşlar, eğer sokağa çıkmazsanız İnsanları göremezsiniz. Şimdi insanlar deyince öyle şey oluyor. İnsanlar kalabalık. Hayır. Bu insanların içinde kimler var?
Ben mesela bir kere sokağa çıktım. Morgan Freeman'ı gördüm ya. Olacak şey mi? Bir de yani İstanbul'da hani böyle şeyde değil. Hollywood'da falan değil. Sokağa çıkın. İnsanları görün. İnsanlarla konuşun. Belki hayatınızın aşkını bulursunuz falan diyeceğim. Çünkü böyle deyince seviyorsunuz. Olasılıklar hep sokakta. Sokağa çıkalım. Bir çay içelim. İnsanlarla buluşalım. Sokaktayız. Sokakta olalım. Kadrajdan çıkar. Der ve soldan çıkar.